AK Parti Aydın Milletvekili adayları ilk gün çalışmalarını Demokrasi Şehidi Adnan Menderes Müzesi'nde başladı. Aydın'ın doğu ilçeleriyle devam eden AK Parti Aydın Milletvekili adayları bu kez Demokrasi Şehidi merhum başbakanın memleketi Koçarlı'da başladı. Tek gelmeyin. Sizlere güveniyorum, sizlere. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancan'la birlikte Koçarlı ziyaretiyle güne başlayan 28. AK Parti Aydın Milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Gövde, Murat Gün ve Mehmet Arkun, Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren, Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci ile parti yöneticileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. AK Parti ilçe binasında buluşan heyet, Belediye Hizmet Binası 14 Mayıs Milli İrade Toplantı Salonu'na geçti. Burada ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten şunları söyledi. Buraya sizlere dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. İki gün önce tüm Türkiye'deki aday tanıtımımızda, tabii Aydın adaylarımızın tanıtımıyla beraber de Aydın'daki listemiz Aydın'ımıza, Koçarlı'mıza emanetledi. Sizlere çok selam söyledi. İnşallah buradan Sayın Cumhurbaşkanımız emanetine en güçlü destekle, en yüksek milletvekili sayısıyla kendisine destek olacağız. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tam. Burada en küçük bir şüphemiz yok. Ama bu bizim için bir rehavet olmayacak. Son gün sandıklar açılıp sonuçlar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar biz teşkilat mensupları görevimizi yapacağız. Kalan 32 günlük sürede de sizlerle birlikteyiz. Şu an böyle 8 adayımızla birlikte bütün ilçelerimizi hızlı bir programla dolaşıyoruz. Dün 5 ilçe yaptık, bugün 6 ilçe programımız var. Sonrasında cumartesiden itibaren tüm aday arkadaşlarımız ayrı ayrı ilçelerine giderek bütün sağ taramamızı inşallah seçim sonuna kadar da yapacağız. Koçarlı ilçemize de bütün aday arkadaşlarımız ayrı ayrı en az birkaç defa gelip yine sizlerle birlikte programları icra edecekler. Konuşmasının ardından İl Başkanı Gökhan Ökten 8 milletvekili adayına ayrı ayrı söz verdi. Adaylar hem kendilerini tanıtıp hem de birer konuşma yaptı. Son olarak konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede 14 Mayıs akşamı yine aynı salonda şölen düzenleyeceklerini dile getirdi. Ben onlara kefilim. İlçe başkanı da benim kefilimdir. Sizler de kefil olacağınızdan hiçbir şey yok. Ama Sayın Savaş çok güzel ifade eder. 14 Mayıs Milli İrade Salonu'nda bu gibi toplantı yapıyor. Olmuş olmak. Hem Koçarlı hem de bu sorunu yapılıyor olmuş olmak. Demokrasiyle Adnan Menderes ilçesinde çok anlamlı, önemli. İlçe esnafı ve vatandaşları da ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra Koçarlı'dan ayrıldı.